festakil, dosdoğru ol deyip kalmamış, kema ümürde, Habibim sana Kur'an'da nasıl ifade etmişse beni doğru. Kendi kendine değil, yani ölçüyü ortaya koymuş, dosdoğru ol. Yani doğruluğun ölçüsünü yine Cenab-ı Hak kendi ayetlerine ve hükümlerine bağlamış. Bundan dolayı ki yeryüzünde içinde hatası, kusuru, eksiği olmayan tek kitap siz söyleyin hangisidir? İnne asdakal hadis kitabullah. Allah'ın kitabından başka doğruluğu üzerinde kalıbımızı basacağımız hiçbir kitap olamaz. O halde doğruluğun ölçüsü de hudutları da, sınırları da vallahi Kur'an'da olduğu gibidir. Allah diyor ki doğru ol ama benim kitabımda doğruluğun ölçüleri içinde doğru ol. Başka olmaz. O zaman her kafaya göre bir doğru ortaya çıkar. Mesela şimdi misal olsun diye arz edeyim. Ölen bir insanı dünyada herkes ölümlüdür. Yani ölümsüz insan yok. Amenna. Küllü men aleyha fan. Dünyada yaşayan bütün varlık var, fanidir, ölecektir. Ayet çok şumullü, çok kesin, çok keskin. Öldü diyelim. Yamyamlara bakın, Afrika'da yamyamlar var, hala kabileler var, birbirini yiyen yamyamlar var. Yamyamlara sorarsanız, yamyamlar ölen kimseleri ne yapıyorlar? Anasını oturup yiyor yamyam. Ölen anasını vallahi yiyor, yamyam yiyor. Niye yiyorsun deyince, tabii diyor, en doğrusu bu. Bu beni 9 ay karnımda taşımış. 2 senede sırtımda taşımış. Yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş, giymemiş, giydirmiş, sabahlara kadar uykusuz kalmış. Ben nasıl bunu toprağa vereyim? Yiyorum ki içimde taşı, içimde taşıyayım. Ona göre doğru mu? Ona göre çok doğru. Ben nasıl diyor anamı toprağa vereyim? Yiyorum ki canıma, kanıma karışsın ve ben onu kanımda taşıyayım. Enteresan bir şey, gerekçesi bu. Hindulara bakıyorsunuz Hindistan'da. Geçmiş yıllarda gördüğünüz Hindistan Cumhurbaşkanı Rajiv Gandhi. Annesi öldüğü zaman bizzat annesini yaktı, ateşle yaktı. Gözünün önünde o kadar rahat yakıyor ki, niye böyle yaptın diye sordular. Bu benim annem dedi, nasıl ben onu toprağa vereyim? Toprakta çürümesine nasıl razı olayım? Yakıyorum, toprağını alıp saklayacağım dedi. Zaman geldi, o da öldü. Rajiv Gandhi'yi de oğlu yaktı. Taşın üstünde nasıl bir musalla taşına koyup tören yapıyorsak onlar da bir taşın üstüne koyup yaktılar. Onlar da öyle. Onlara göre en doğrusu bu. Avrupa'da şimdi bazı kimseler yaktığı gibi onlar da ölülerini yakıyorlar. Mesela anasını yakıyor, götürüp toprağa mezara vermiyor. Yaktıktan sonra meydana gelen külünü alıp kavanoza koyuyor, büfesin içine koyuyor. Ben diyor, anamı diyor, niye gideyim de mezarlıkta ziyaret edeyim, evine koyarım külünü, her gün gözümün önünde annem yanımda olmuş olur diyor. O da ona göre doğru. Görüyor musunuz? Hangi şey doğru? Bana doğruyu söyleyin. Doğrunun ölçüsü de Allah olacak, Allah'ın kitabı olacak, Muhammed Mustafa olacak. Bak bütün dünya çalkalanıyor. Eşcinsellik almış başını gidiyor. Uyuşturucu almış başını gidiyor. Amerika'da her 100 Amerikalının 70'i kokain kullanıyor, uyuşturucu kullanıyor. Düşünün Allah aşkına. Türkiye'de akıllıyım diyen, akıl sahibiyim diyen insanların bir çoğunluğu görüyorsunuz sigara içiyor. Ya sigara içmenin akılla ne alakası var? Aklı başında adam sigara içer mi? Kendini resmen zehirliyor. Yani kolundan uyuşturucu damarına zerk eden adamla ağzından sigara çeken adam ne farkları var? Biri damardan zehirleniyor, biri dudaktan zehirleniyor. Ne fark eder? Hani akıl yetiyordu, hani akıllıydınız? Böyle şey yok. Doğruluğun da ölçüsünü Cenab-ı Hak koyacak. Çünkü Allah'ın bir adı da 99 adı var biliyorsunuz. Bir adı da haktır. Bak hak. Hak ne demek? Doğru demek. Hak bildiğin yolda yürü. Ne demek? Allah'ın yolunda yürü demek. Hak kelimesi doğru anlamına gelir. Cenab-ı Hak diyor. Allah, Cenab-ı Allah ile Cenab-ı Hak aynı. Bir ismi Allah, bir ismi Hak. Doğruluğun ölçüsünü de Allah koyacak. Mesela hukuk sistemleri hangisi doğru, hangisi değil? Ne bileceksin? Ama hukukun başına hak kelimesini getirirsen iş değişir. Hak hukuk, Allah'ın hukuku doğrudur. Çünkü Allah yanılmaz, Allah şaşırmaz, Allah unutmaz. Allah'ın kimseyle şahsi bir meselesi yok. Allah kimseye kim taşımaz, kimsenin yanında da yer almaz, ihtiyacı yok.